teklifi varsa ilave edelim. Sözlü teklifle. Bütün ilçelerin bütçeye havale edemeyiz. Bütçe Sayın Başkan. Bütçede bir şey yok. Burada bizim grup olarak söz aklımız şu. Burada bir organizede çok büyük sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Efendim görüyorum. Ertelemeye gerek yok. Zaten ek bütçe yaparken mecbur fazla vesaireler vereceğiz. Ama Gerze bu yazıyı niye yazdı onu bilmiyorum. Zaten Gerz ilçelerin paraları daha önceki meclislerde hesaplanıp kendilerine gönderildi. Bunu gönderilirken de ilçeler uyarıldı. Dendi ki bu kadar paranız var, bu paranıza göre hareket edin. Mesailerinizi buna göre yaptın ya da fazla olan işçilerinizi çıkartın. Bu tekrar gündeme sadece Gerz'e de geldi. Zaten bütçede para yok şu anda. Hayır. Şimdi ben tabii bu işlerin hepsini bilen bir muhalefet grup başkan vekili olarak bunları dillendirmiyorum bilinçli olarak. Hiç kimsenin zarar görmesi bize kar getireceğini de zannetmiyorum. Öyle bir mantığım da olamaz. Arkadaşlarım da öyle. Şimdi bu insanlara ilginç olan konu şu. Mesai yaptırılmış. Şimdi biz yaptırmadık bunu. Böyle bir talimat da vermedik. Yani yanlışlık burada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İlçede mesai yaptıysa ilçenin parası var ödeyecek orada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şeyi söyledim. Niye anlaşamıyoruz? Dün de, geçen gün de anlaşamadık. Bu yazı buraya gelmeyecek. Bu rapor da böyle çıkmış. Tamam o yazı değil ya. Böyle ya, rapor olmaz şey, ki. Raporunu yazan bu şekilde. Ben Durmuş abiyle şu anda aynı şeyleri söylüyorum. Sen bana böyle bir şey anlatmadın diyorum. Yani olmaz böyle rapor. Raporunu yazan diyecek ki arkadaşlar bunu kaymakamlık bünyesinde kendisi halde direkt ödetecek. Zaten parayı göndermişiz biz için. Evet. Söz önergeyle bunu değiştirelim. Yok, yer değiştirmeyelim. Maddeyi görüşüyoruz zaten. Maddeyi şey yapalım, bu komisyon raporunu aynen geri iade edilmesine bir oylayabiliriz. Söz önerge verebilirsiniz, renkine verebilirsiniz. Nasıl uygun görüyorsanız. Revize edilmesine yok, yok, bırakıyorum. Zaten biz şeyde para aktarmışız. Buyurun Yılmaz Bey. Arkadaşlar, Sayın Başkanım, değerli meclislerim, CHP Grup Başkan Vekilimizin ifade ettiği şekliyle doğru. Yani burada muğlak ifadeler kullanılmış komisyon raporunda ama kibarca reddetmek yerine ifade edilmek istenen şu, bu işçiler tabii ki çalıştırılmış, bu insanların hakkı oluşmuş ama bu işçinin iki tane kaynağı var. Bir, İlizol İdaresi'nin normal bildiğimiz bütçesinden karşılanabilir. Bir de orayı çalıştıran müessis olarak köylü birliğinden karşılanabilir. Şimdi burada kibarca şu denilmek isteniyor. Merkezi bütçede para yok. İfade edilen bu. Var mı para? Yok. Ama para yok demek yakışmadığı için kibarca deniliyor ki bir şekilde başka türlü her ilçede var mı sorun? Yılmaz Bey, bunun kibarı yok. Bunu okuyan adamın şeyin anlaması lazım. Yani bu kime gidecek? Mali hizmetlere gidecek. Gittiğini falan. Ya da insan. Bunlar insan kaynakları ya da mali hizmetler bu raporda ne anlaması lazım? Ne işlem yapacak? Yani mali hizmetler bir yazı yazıp arkadaş tamam verilsin de işte bütçeye havalesini mi isteyecek? Yoksa ne yapacak? Bütçe komisyonunda para varsa verirsin. Yoksa yoktur yani. Şöyle yapalım. Köylere hizmet götürme birliğinin kendi bütçesinden ödenmesinin uygun olacağı olabilir ya. Karar alalım. Ama burada ben şöyle devreye giriyorum. Geriye kalan bütün ilçeler için de aynı kararı almış oluyoruz. Evet aynı olacak sen. Ya o zaman sorun yok. Aynı olacak. Burada öyle bir uygulama olursa genelde aynı şekilde. Yürel Bey, bu şekilde Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin kendi bütçe imkanlarıyla fazla mesailerin ödemesi yönünde bu şekilde komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben alıyorum.